Hepinize merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugünkü videomuzda da gördüğünüz gibi Beretta Z88 Kuru 8 ses tabancasının tanıtımını yapacağız. Yine her zamanki videolardaki gibi tabancanın öncelikle dış özelliklerinden böyle yani dış görünümü ve iç mekaniksel özelliklerinden bahsedeceğiz. Tabancayı şöyle elimize aldığımızda polimer bir gövdeye sahip. Alt gövde polimer, üst gövde metal çelik yani. Tabancamız 15 artı 1 olup Alman Walther P99 tabancanın birebir replikasıdır. Tabancamız ülkemiz tarafından da üretilen Canik TP9'ların 9'lara benzediği için Canik TP9'lara benzediği için sevilerek alınan bir kuru sıkı türüdür. Tabancamızın şöyle baktığımda önünde bir turuncu halkamız var. Ve bu tabanca diğerindeki gibi burada otomatik olarak tetik düşürden yani iğne düşürden şey mekanizması vardır. Şöyle yaptığımızda şuraya bastığımızda tıpkı gerçeğindeki gibi burada güvenli bir şekilde horoz düşür diyor tabancamız. Tabancamızın şarjör boşaltması da tabii ki diğerlerinden farklı olarak ve gerçeğindeki gibi yani böyle basmalı değil de şöyle bu mandalı böyle aşağıya doğru ittirdiğimizde ve bu çift taraflıdır. Yani sağda da var bu taraf, solda yani her iki el tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Tabancamız tabii ki boş olup içerisinde mermi bulunmamaktadır. Şöyle tetiğinde düşerttik mi? Tabancamız polimer gövdesinden dolayı hafif ve kullanışlıdır. Yani taşıması kolay ve güvenli iğne düşürtmeden dolayı da yani kullanıcıya rahatlık sağlamaktadır. Ve sorunsuz çalışan bir tabanca modelimizdir ve tabancamız 15 artı 1'dir. Tabancamızın sökülümüne geldiğimde de böyle internette diğer videolarda izlediğimde mesela bazı vatandaşlar buralardan ya böyle bıçak falan sokarak böyle zorlamaya çalışıyorlar. Yani ona hiç gerek yoktur. Şöyle sadece üst sürgü kapağı birazcık geriye çektiğimizde böyle buraya ittirdiğimizde zaten çıkıyor mekanizma. Bu şekilde tabancayı söktük işte. İçerisinden bir adet icra mili veya yay çıktı. Tabancamız tabii ki gerçeğindeki gibi inovasyonu değil, horozlu. Çift hareketlidir. Yani diğerlerindeki gibi tek hareketli değil. Ve şöyle bastığımızda da zaten otomatik olarak şey otomatik tetik düşürmenin bu içerideki mekanizmaydı. Yani şuraya bastığımızda şu düğmeye bastığımızda bu içeriden küçük bir pim var. Görebiliyorsunuz şöyle. Tam şöyle şurada küçük bir pimimiz var. Onu ileri ittirip içeriden buna bastırıyor. Ve buna bastırdığında da otomatik olarak güvenli bir şekilde horoz düşer diyor tabancamız. Tabancanın takılmasında birazcık zorlandım. Yani çünkü ilk defa sökmüştüm falan. Yani biraz şöyle ama yani yine aynı şekilde söktüğümüz gibi de tabancayı takacağız. Yine aynı şekilde buraya bir şey geriye çekip tam böyle hizalayıp tabancanın buralarda takıldı. Birazcık tabancamız yeni yağlı olduğundan dolayı elimizi falan hep yağ yaptı. Yine tabancamızı ben bir de şunu fark ettim. Buraya mesela Walther yazmamışlardı. Yani burada bir sadece Wolf yazısı var. Böyle aynı bir Walther ambleminin içinde sadece Wolf yazmışlar. Lisanslı ürün olmadığı için yani marka falan yazamıyorlar. Sadece Kuruski'nin kendi markası var işte.